Konumuz Eroy. Opiyatların en yaygın kullanılan bağımlılık potansiyeli en çok olan madde eroindir. Afyondan morfin, morfinin işlemesine eroin edilir. Buna diasetil morfin diyoruz. Eroin sirke gibi kokar. Koklaması bile tehlikeli olan eroin morfinden 10 kat daha tehlikeli bir maddedir. En çok bağımlılık oluşturan, tek kullanımda bile kişiyi bağımlı hale getiren, öldürücü olabilen ve en tehlikeli uyuşturuculardan biridir. Eroin 1898 yılında Alman kimyacı Heinrich Disse tarafından keşfedilmiş ve aspirini de hazırlayan Bayer ilaç firması tarafından kullanıma sokulmuştur. Dresser aynı zamanda aspirinin de mucidedir. Morfin molekülüyle oynayarak diasetil morfin elde etmiş ve bu yeni molekül Bayer tarafından heroin ismiyle piyasaya sürülmüştür. İlk gözlemler heroinin morfinden çok daha güçlü analjik etkiye sahip olduğunu, buna karşılık bulantı, kusma gibi yan etkilerinin de bulunmadığı şeklindeydi. O dönemde bu özellikleriyle gazetelerde, dergilerde reklamı yapılmış ve aspirinden üstün bir ağrı kesici olarak serbest satışı yapılmıştır. Bayer ayrıca heroinin bağımlılık yapmadığını ileri sürdü ve sağlık profesyonelleri buna inanarak heroini tıbbi amaçlarla kullandılar. Bu dönemde yayınlanan bilimsel dergilerde de heroin sayesinde morfinmanların tedavi olduğu ve artık morfine bağımlılığın bir sorun teşkil etmeyeceği ileri sürmüştür. Bu yanlış yönlendirme maalesef heroinin ya da bilinen adı ile heroinin Harrison yasası kapsülüne girmesini önledi ve kısa sürede morfin kullanıcıları eroini de keşfettiler. Hatta bunun çekilerek oldukça etkili olduğunu, bulantı yapmadığını ve morfinin aksine enjeksiyona gerek duyulmadan kullanılabileceğini kısa sürede öğrendiler. Bu deneyimlerin madde alt kültüründe de yayılması uzun sürmedi. 1920'lere kadar aslında morfin kadar hızlı ve etkili bağımlılık yapan eroin bir kısıtlama olmaksızın serbestçe kullanıldı ve aynı zamanda yeni opiyat bağımlılarının da oluşmasına neden oldu. Bu yıllarda gazeteler ve dergiler en az endüstriyel karışıklık, suç ve Bolşevik devrimi gibi güncel konular kadar eroininle ilgilendiler. Bu da ilacın kullanımının ve yaygınlaşmasını destekledi. Eroin yani diasetil morfin, buna diamorfin diyoruz, yarı sentetik bir afyon alkolü türevidir. Morfin 3.6 diasetil türevidir ve onun asetilasyonuyla sentezlenir. Beyaz ve kristal olan formu genellikle hidroklorür tuzu olan asetil morfin hidroklorürdür. Endorfinleri taklit eder ve kan dolaşımına katıldığı andan itibaren bir iyilik hissi oluştururlar. Tek seferlik kullanımda dahi çok yüksek bağımlılık potansiyeline sahiptir. Özellikle diğer maddeleri oranla hızla tolerans geliştirir. Yalnızca 3 gün süreyle kullanılıp bırakıldığında dahi yoksunluk sendromu görülür. 1912 ve 1925 Afyon konferanslarına müteakip zaman içinde tüm dünyada eroinin üretimi, taşınması ve satışı yasaklanmasına rağmen Birleşik Krallık'ta diamorfin ve İsviçre, Almanya, Hollanda, Danimarka ve yakın gelecekte çoğu Avrupa Birliği ülkelerinde diafin adı altında yasal bir reçete analjezik ilaç olarak şiddetli ağrı çeken hastalara ve bilhassa eroin bağımlılarına destek tedavi şeklinde devlet tarafından verilmektedir. Burada esas amaç saf ve temiz olan fabrikasyon eroinin sokaklarda satılan, kaçak üretilen ve içinde her türlü katkı maddesi bulunan eroine kıyasen insan sağlığı üzerinde var olan bağımlılık dışında kalıcı bir harbiyet oluşturmamasıdır. Ve bu şekilde devletler tarafından eroin alan bağımlıların tekrar üretken ve topluma dahil olup hem adli hem de sağlık açısından topluma yük olmaktan çıkarılıp dekriminalize edilmeleridir. Devletler ancak bu buprenorfin ve metadon gibi yerine koyma tedavilerine kullanılan ilaçlardan sonuç alınmayan kişileri sarf eroin vermektedir. Çünkü dünyada artık eroin bağımlılığının kronikleşen bir hastalık olduğunu ve gerçekten eroini bırakabilen bağımlıların sayısının %5 ve ondan fazla olmadığından zorla bıraktırma yerine opiyat yerine koyma tedavilerini hem hasta hem de toplum için en iyi sonuçları verdiğini kabul etmektedir.